sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gece gece bu videoyu çekiyorum size çünkü çok sıcak şeyler konuşuluyor. Konuşulan şeyleri hemen bir an önce kayda dökeyim de artık siz saat kaçta izlersiniz. Sonra izledikten sonra beğenirseniz sonra abone değilseniz abone olup şurayı 23.500 yaparsınız. Onu size bırakıyorum. Fenerbahçe transfer haberi Miha Zaitz için piyango gibi teklif. Evet transfer haberiyle girişi yapıyorum arkadaşlar. Miha Zaitz'ın talipleri tekrar harekete geçti. Fenerbahçe'de biliyorsunuz gösterdiği başarılı performans adına söz ettiren Zaitz gelen ekiplerinin gözdesi konumunda ve yeni sözleşme için gö görüşmeler yapıyor Fenerbahçe ve iyi bir teklif gelmesi halinde tabii ki de satabilir İsmail Kartal'la birlikte performansı giderek yükselen isimler arasında yer alıyor. Zayt, yani İsmail Kartal'la birlikte yükselen isimler arasında yer alıyor. Ve Fenerbahçe'den ayrılabilir. Fenerbahçe'deki bu sezonki istatistikleriyle kariyer rekor kırıyor. Ve İtalyan takımlarının radarında bir şanssızlığı şu oldu bence. Hani benim kıt futbol görüşüme göre. Crespo sakatlanınca Gustavo biraz daha defansif kalıyor. Yani ofansif manada katkısı Crespo kadar değil. Crespo modern 8 oynadığı için Zayt'sa da koşu alanları çıkartıyordu. Boş alanlar çıkartıyordu ve Zayt'sın daha çok katılmasını sağlıyordu. Gustavo bir nebze hani ben daha çok defansif iş yapayım sen ofansta kal dercesine oynuyor. Bu da biraz uymuyor. 2023'te sözleşmesi bitecek ama Zayt İtalyanların kıskacında. Geçtiğimiz dönem Genoa'ya kiralanmıştı ve son saniyede transferi yapmıştı. 3,5 milyon euroya transfer olacaktı ama olmamıştı. Şimdi şu anda da teklifin 3,5 milyon euro olduğu Fenerbahçe'nin en az 5 milyon euro istediği belirtiliyor. Hani oyuncuyu satmak tabii ki de şunda bir şey ama satmamak daha öncelik gibi. Futbolcuyunun teklifi ee, yani diş doldurması lazım diyor. Hatırlanacağı üzerine Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hal City'de ara transfer döneminde Zayt'sı transfer etmek istemişti. Hatta e, basında anlaşmanın sağlandığına dair haberler de yer aldı ama olmamıştı. Miha Zayt'sın Fenerbahçe'deki bu sezonki karnesi 28 maç 9 gol 1 asist 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.7 milyon euro demiş. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Zais'tan ilgili bana gelen bir duyum var. Ben inanmıyorum ama size sunmak istiyorum. Çünkü üyelere sundum, abonelere de sunayım. Sonuç olarak sizler de videoları beğeniyorsunuz, reklam izliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Sizin de hakkınız. 7 milyon euroluk bir tekliften bahsediliyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ben size duyum aktarıyorum. Yani yükümlülüğüm bu şekilde. 7 milyon eurodan bahsediyorlar. 7 milyon euroya Zais'a değil. Yanında birini daha satarım yani. Haberiniz olsun. İnşallah doğrudur. Ama İtalya'dan bir takımın 5,5 milyon euro ya kadar çıkabiliriz sözleri vardı. 5,5 verenler 7'yi de verebilir diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'den Meksikalı transfer. Haret Ortega. Şimdi Kim Minji ya da Atilla Salahi'nin satılması durumunda. Ki Kim Minji'nin 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli var diyorlardı Atilla Sala Ali Koç en az 20 milyon euro istiyor diyorlardı belli mi olur belki de o fiyatlara satılmış e, satacağızdır ya da e, hani satılacaktır ya da bu umuluyordur diyelim ki biri 23'e gitti biri 20'ye gitti e 43 milyon euro var elinde Hayvan gibi bir para eğer bu iki oyuncu da satılırsa Tolus, Toluca daha doğrusu Tolux. Toluca forması giyen 21 yaşındaki stoper Aret Ortega'yı transfer edeceği iddia edildi. İddia ile kaldı mı? Kalmadı. Meksika basına da yer alan habere göre Toluca forması giyen 21 yaşındaki Aret Ortega'nın Fenerbahçe peşinde. Bence tam tersi Ortega Fenerbahçe'nin peşinde. Özellikle biliyorsunuz Fenerbahçe'de e, savunma hattı bu sene çok çok başarılı bir grafik çizdi. Hani 25 yaşındaki Kim Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi var. 39 maçta 3268 dakika sahada kaldı. Bir gol katkısı var. Piyasa değer 11 milyon euro ancak serbest kalma bedeli 23 milyon euro konuşuluyor. 24 yaşındaki Salahin'in sözleşmesi ise 2025'te bitiyor. Onun da piyasa değer 13,5 milyon euro ancak o da 42 resmi maçta görev alıp bir gol iki asistlik performans sergiledi. Şimdi Bilginiz olsun bu Haret Ortega haberi biraz ısmarlama bir haber. Ve ee, Haret Ortega'nın performansı diyor 21 yaşındaki stoperin sözleşme sezon sonunda bitecek. Avrupa'da kariyerini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. 29 maçta oynadı. 4 gol 2 asist yaptı diyor. Stoper ama 2 asisti var. Ben buna hep takılırım. Yani stoper olup da 2 asist. Çok ilginç. Değil mi? 3 milyon euro piyasa değeri boşuna değildir. Yaşının 21 olması tabii 19 Mayıs'ta 22 olacak. Şurada 10 gün kaldı. Meksika milli takımıyla bir kez maça çıkmış. Yani A takıma da seçilmiş. Vallahi Fenerbahçe turnayı gözünden vurabilir. Eğer doğru scouting yapıldıysa. Hocam Meksika Ligi Allah aşkına çok mu iyi birlik. Ve hiç Meksika Ligi'ni izledin mi? Hiç izlemedim. Hocam sen Meksika Ligi'ni bilmiyorsun bak orada şöyle bir şey ben Meksika ligini bilmiyorum ama Valencia oradan geldi ee, iyiydi yani iki senesinde bakın arkadaşlar artık şunu unutun 30 milyon euro'luk stoper gelecek yanına da 5 milyon euro'luk gelecek artık unutun bunu artık alacağın Atilla Salahi Kimmici satacağın Vedat Muriçi Elif Elmas bu çocuk aslında ısmarlama bir haberdi Fenerbahçe'ye önerilmişti Fenerbahçe'nin takibindeki bir çocuktu Olumlu bir rapor verdik mi? Verdik. Avrupa'dan çok çok ciddi paralar istiyor. Bizden de ciddi paralar istiyor. Belli mi olur? Belki 15-16 belki 20 milyon euro serbest kalma bedeliyle transfer edilebilir. Bu çocuğun sosyal medya hesaplarını takip edin. Ben de bu kadar. Şifre verebilirim. Gerisi sizde. Fenerbahçe'nin istediği Andre Franco'dan mükemmel performans. Franco'yu da konuşalım. Şimdi Yeni sezon kadro planlaması çoktan başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dün bir arkadaş soruyor transfer sezonu ne zaman başlayacak diye. Başladı. Yani bir ayı geride bıraktık. Fenerbahçe Andre Franco'nun peşinde diyor. Portekiz liginde 11. golünü kaybet, kaydetti. 4 asisti bulunan orta saha oyuncusu ülke basınından tam not aldı. Bu Crespo'nun yanına eklenmek istenen arkadaş. Yani eee Franco. Bu arkadaşın da bir özelliği var biliyorsunuz değil mi? Nedir? Sözleşme bitiş tarihi. Yazın bitiyor. 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi bakın. Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Ve Portekiz'den Abola bir iddia ortaya attı. Estoril forması giyen André Franco'ya Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu belirtti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde oynanan Moriye maçında da fileleri havalandırdı. Takımın 3 puan ayrılmasını sağladı diyor. Oynadığı futbol Portekiz basınından medyasından tam not alan Yıldız futbolcu bu sezon 11. golünü kaydetti. 32 lig maçında forma giydi. 4 asist. Şimdi bir kere Crespo'nun takım arkadaşı idi. Sporting Lisbon altyapısının mahsulü. <laughs> 37 total maç 2817 dakika 16 dakika yani benim tabirimle 32 maç 11 gol 4 asist. 32 maç 11 gol 4 asist. Hocam Portekiz ligini sen bilmiyorsun. Lan oğlum yeter artık. Valla Crespo'yu bir buçuğa transfer ettiydik buradan. Ve bugün herhalde 15 milyon euroya satılsa Crespo birçoğunuz isyanlarda olursunuz. Bu arkadaş da Hani Crespo referansından dolayı bana şirin gözüküyor. Bilmiyorum. Detaylı bir analiz yaparız. Ama e, Crespo Rize maçında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Bakalım vatandaşın ne olacak. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Nedendir bilmiyorum ama bu e, Harit Ortega'da, Franco'da bana çok çok mantıklı geliyor. Hele hele Jorge Jesus gelecekse kesinlikle çok çok mantıklı geliyor. Yani iki futbolcu düşünsene Birisi Portekiz'den geliyor zaten. Ekibi biliyordur. Jesus'un ekibi. Öbürü de Meksika'dan geliyor. İlla ki şey yapılmıştır. Bak bizim aradığımız stoper sert olacak. Rakibi kemirecek. Kemirgen bir stoper olacak. Havadan iyi, yerden iyi olacak. Süratli olacak. Hocam onu herkes ister. Tamam işte. Biz bunun genç, ucuz maliyetli, yüksek paraya satılabilecek türünden olanları arıyoruz. Ki bu Ortega tam bu tanıma uyuyor. Sosyal medya hesaplarını takip edin çocuğun. Bu da böyle. Fenerbahçe'ye Rusya'dan bomba iddia. Kim? Kim? Yeni sezonda hücumda Serdar Dursun'un yanına kaliteli ve kalitesi tartışılmayacak bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe için Rusya'dan filan bir transfer iddiası geldi. Şimdi Serdar Dursun Muhtemelen Beşiktaş maçında kaçırdığı golle birçoğunuzu sinir etmiştir. Ya bazen bu dengesizlikleri var ama Serdar'ın futbolu okuyuşu biraz değişik. Yani Berişan'ın durumu malum. Düşünün Beşiktaş maçında oyuna bile alınmadı. Biz artık ne kadar beraberliğe yattıysak. E Valencia sakatlanana kadar iyiydi. Sonrasında futbolu unuttu. E Fenerbahçe'nde takviye düşünülüyor. Bu Bundesliga 2 iki... Darmstadt'tan aldıydı Serdar'ı. Hani beklentilerin üstünde performans diyor. 14 gol, 2 asist. It, yani Zenit'ten resmi Zuba açıklaması. Artem Zuba. Zuba. Evet. Zuba'yı yak. Çok üşüdük. Zuba'yı yakın. Yok bu o değil. O Zoba. Böylece de öyle diyor. Şimdi Zenit CEO'su Alexander Medvedev demiş ki Bizim için de onun içinde çeşitli seçenekler var. Onunla iletişim halindeyiz ve transfer durumunu tartışıyoruz. Bence Artem adına geleceğin şekillenmesi çok uzak bir tarihte olmayacak. Artem'in birkaç sezon daha en üst seviyede oynayacağından şüphe yok demiş. Rus gazeteci İlya Kazakov ve Zuba transferine ilişkin konuşmuş. Demiş ki, Zenit Kulübü'ne dair de da bilgi vermiş. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Zuba'yı almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sezon Artem istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Transfer olma ihtimali daha yüksek demiş. Şimdi Zuba'yı ister misiniz? Artem Zuba. Bu sezonki performans. 22 Ağustos 88 doğumlu 33 yaşında. 33 yaşında. Rus milli takımı 55 kez formasını giyip 30 golü var. 9 milyon euro piyasa değeri. Bu sezon ne yaptı? Rus liginde. Bu arada çift taraflı bir sene opsiyonu var bilginiz olsun. Ee, 37 maç, 13 gol, 10 asist. 2027 dakika. Yani 22-23 maçta 13 gol, 10 asist. Hem de Rusya ligi gibi birlikte. Orada Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 asist. Avrupa Ligi'nde 2 maçta 1 gol. Valla Fenerbahçe'nin isteyebileceği bir topçu Zuba açıkçası. Hani bana deseler ki Zuba geliyor, Ortega geliyor. Ben memnun kalırım açıkçası. Yani son derecede memnun kalırım. Ama siz memnun kalır mısınız? Bilmiyorum. Ve gelelim gecenin en bomba haberine. Getson Fernandez Şimdi Getson Fernandez ilginç bir futbolcu ee, <laughs> Normalde Gecenin bu saatinde ben bu videoyu çekmezdim Gündüze sarkıtırdım ama dedim ki geceden çekeyim Gündüze planlayayım Kardeşlerimiz izlesin Yazık e, onlara da Yazık şey yapsınlar Ederler onun adına e, lensinler. Bir selam gönderirler hadi. Dua ederler diye düşündüm şimdiden vereyim dedim müjdeyi mi diyeyim Oğuz Altay Ketson Fernandez sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek demiş şimdi bakın benim aylar önce yani aylar aylar önce Ocak 27 yani çektiğim Ocak 27'de ama e, şeye düşmesi ne dediler onun adına hani yüklenmesi 28 Ocak'ta olan bir videom var. Orada da konuştum. Yani orada da belirttim. Dedim ki işte hani Getson Fernandez'e ilgili bir olay var dedim. Şimdi olay şu. Getson Fernandez'in o dönem transferi çok karışıktı. Kulübü kulübe %50'sini biz verelim hani his şeyinin Futbolcunun oynama yüzdesini, yüzde ellisini biz verelim işte ellisi sizde kalsın şöyle yapalım böyle yapalım diye bir ava çıktı. Bu avda kimi buldular? Beş taşı buldular. Yani beş taşı çok güzel avladılar. Olamaz öyle şey. Beştaş avlanmaz. Avlanır. Tamam işte biz tanesini söylüyoruz. Olsun avlanır diyorsak avlanırdır. Tamam ne diyorsanız o. Orada böyle bir süreç oldu. Böyle bir süreç yaşandı. Tamam mı? Ancak bugün ya daha doğrusu dün itibariyle diyeyim. Dün itibariyle çıktılar dediler ki işte Getson Fernandez Fenerbahçe'ye gidiyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Falan filan. Yani iddialar çok ciddi. Öyle böyle değil. İddialar çok ciddi. Peki Aslı var mı? Bakın. Aslı var mı yok mu? Mustafa Hoca'yı kenara atın. Orada bir şeyimiz vardı. Ee, bir planlamamız vardı. Beceremedik açıkçası. Devre arasında. Onu da söyleyeyim yani. Açık yüreklilikle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'la ilgili de iddialar var. Galatasaray cephesinden de coşanlar var. Diyor ki Getson Galatasaray'ı yarı yolda bırakmadı. Getson'u yarı yolda bıraktılar. Galatasaray alabilirdi ama almadı. Getson sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek demiş. Oğuz Altay demiş bak. Yani kaynak Oğuz Altay ben değilim. Sonra bana yüklenmeyin. Bocu gelmeyeceğiz için. Şimdi Jorge Jesus Fenerbahçe'de konuşuluyor. Değil mi? Ya işte yeni sezonda teknik direktörümüz olması bekleniyor. Jorge Jesus gelir gelmez Getson Fernandez'i getirecektir muhtemelen. Ruiz Suarez'i getirecektir muhtemelen değil mi? Büyük ihtimalle getirecektir. Herkesin kafasındaki bu. Ya internete girin. Tamam mı? Getson Fernandez yazın. Hatta ben sizin yerinize yazayım. Aramaya basın. En başta zaten transfer market profili çıkıyor. Çıkan profile girin. Çıkan profile girin. Orada Çaykur Rizespor'un futbolcusu 6,5 milyon euro falan filan Inter Milan yazıyor ama o değil. Biraz aşağılara inin. Yaş 23. Çok güzel. Merkez orta saha çok güzel. İn in. Aşağı in. Bayağı in. Ee, 2025'e kadar Benfica ile sözleşmesi var yazıyor. Biraz daha aşağı in. Bak 2025'e kadar Benfica ile sözleşmesi var yazan futbolcu için 1 Temmuz 2022 tarihinde Beşiktaş'a 6 milyon euroya transferi gözüküyor. İyi de hocam. Yani 6 milyon euro transferi gözüküyor ama nasıl alacaklar? Neyle alacaklar? <laughs> Kusura bakmayın. Zaten Oğuz Altay da buna değiniyor. Oğuz da diyor ki Beşiktaş'ın verecek parası yok. Acından ölüyorlar. Acından öldükleri için de alamayacaklar. İbre Fenerbahçe'ye kaydı diyor. Alha. Valla çok yetenekli topçu mu? Ben bir şey diyemem. Yani bu kadar yetenekli topçu bilmiyorum. Çok alıcı gözle izlemedim. Geçen sene bir Galatasaray Fenerbahçe maçında bir performans vardı. Gayet iyiydi yani. Yetenekli bir topçu edasındaydı. Ama bu sezon bakıyorsun Süper Lig'de 11 maçta 3 gol 3 asisti var. 890 dakika yani. 10 maçta 3 gol 3 asisti var. Yaşı genç. Yani alınabilir türde nitelikte bir topçu gibi duruyor. Fakat 6 milyon euro Beşiktaş'ı da zorlar. Galatasaray'ı da zorlar. Trabzonspor'u da zorlar. Fenerbahçe'yi de zorlar. Ben Fenerbahçe'nin almayacağından eminim. Ama Beşiktaş'ın alıp almayacağı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız kullandıkları sentetik maddelerden dolayı çıkıp çeşitli kötü sözler söyleyebilirler. Ben bilemem Beşiktaş'ın iç işine karışamam. Benim bildiğim bir olay var. Fenerbahçe'nin Getson Fernandes'i almayacak. Hocam George Jesus geliyor mu? Bakalım bugün haberlerde ne duyacaksınız? Bugün haberlerde neler duyacaksınız? Ee, hangi imzaları ya da imza tarihlerini duyacaksınız, açıklamaları duyacaksınız bilemem. Şimdi bazılarda medyada demiş ki 1 Temmuz itibariyle resmen Beşiktaş'ın futbolcu olacak. Kulübün Getson için şu anda bir ödeme yükümlülüğü yok. 6 milyon euroluk bon servisin ilk ödemesi. Beşiktaş'a katıldıktan sonra olacak diyor. Demek ki taksit taksit almışlar get sonu. Yani belki de ben yanlış anlamışımdır kusura bakmayın ama taksit taksit aldılar gibi gösteriyor duyumcu arkadaşlar. Fenerbahçe'ye falan gitmesi imkan dahilinde değil. Kimseyi kandırmayın demişler. Bence de kimseyi kandırmayın. Bu olay burada kapansın bence. Bilginiz olsun. Hocam 28 Ocak'taki ne demiştin? Aynısını söylemiştim. Orada bir çıkış maddesi vardı. Orada ince bir nüans vardı. E, hocam hala var mı? Hala yok işte. Hala olmadığı için artık imkan yok. A, sosyal medyada mesela bunu paylaşmak çok cazip. Gerçekten çok cazip. E, Getson Fernandez'i paylaş. İyi hasılatı olur. E, iyi i̇yi tıklaması olur. Reklam tıklaması. O yüzden ee, insanlara zaten belki de cazip gelen tarafı budur. Hani ben açık 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 yüreklilikle söylüyorum arkadaşlar. Yani bir şey beklemeyin. Getson Fernandez ile ilgili. Zuba ile ilgili. Zubay iyi topçu. Yani Zubay gerçekten iyi topçu. Fenerbahçe'yi ister misin? Ya Luis Suarez de isterim. Zubay da isterim. Onu söyleyeyim. Peki İhtimal var mı? Vallahi benim bilgim dahilinde bir görüşme yok. İhtimal dahilinde de bir şey yok. Ama e eğer Jorge Jesus olursa ki ben olacak gözüyle bakıyorum, Jorge Jesus olursam transfer e şeyi nasıl diyeyim? Transfer listesi tekrar baştan bir yazılabilir. Bu orta sahadaki eleman için de gerçekten olumlu e puan verebilirim şu istatistiklere futbolcu inan izlemedim. Andre Franco'dan bahsediyorum. Futbolcuyu izlemedim ama olumlu puan veririm. Çünkü Crespo referans alındığı için şey yarayabilir. Ortega için de yani istatistikler iyi duruyor ama bir skills videosu falan izlemem lazım. Hatta şimdi izleyebilir miyim? Bence izleyebilirim. 2 dakika izleyip öyle mi yorum yapsam? Öyle yapalım. Evet izledim arkadaşlar. Şimdi hızına, sürati konusunda çok fazla bilgi sahip Zaten çok kısa süreli bir skills videosu. Ee, hani sağlıklı e, fikir verilmez açıkçası ama gördüğüm bu kısacık videodan şu yorumu yapabilirim. Gözünü daldan budaktan sakınmayan bir topçu olabilir aslında. Yani bu genç yaşta bunu yapan topçu biraz da hız var gibi geldi sanki. Tam kestiremedim ama e, sanki Atilla Sanayi kiminji karışımı hani o yetenekten bahsetmiyorum. Özellik olarak bu ikisinin karışımı bir özellikle duruyor gibi geldi bana. Bilemeyeceğim nasıl olur nasıl eder ama hayırlısı olsun arkadaşlar. Ben açıkçası bu tip bir arkadaşa geçer not verebilirim. Veriniz olsun. Siz ne dersiniz? Ne söylersiniz bilmiyorum ama ben geçer not verebilirim yani bir şeylik var. eee Beni bir cezbetti açıkçası. Haberiniz olsun. Ben bu kadar söyleyebilirim. Ama transfer daha ciddileşirse, daha güzelleşirse ya da somut adımlar daha da artarsa o zaman haberleşiriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenebilirsiniz. Bu video size saat 12.30 gibi falan herhalde sunulur. Niye öyle demeyin. Geceleyin yatmadan atıyorum. Şu anda benim saatim gece 01.29. Sizin için uykudan olduk. Ama canınız sağ olsun, feda olsun. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere dostlar.